Musa bir video atıyorsun sonra günlerce video atmıyorsun. E ama MTV kanalında çok güzel videolar çektik, yayınladık. YouTube'un sana ihtiyacı var. Ben buradayım, biliyorum ihtiyacı var. İstedik seni, neredesin? Ya. Abone olduk, zil tuşunu açtık, yeni videolarda. Selamünaleyküm. Evet, umarım az önceki yaptığım girişi beğenmişsinizdir. Birazcık şizofreni bir girişti. Kendimle konuştum. Buradayım be burada, siz de buradasınız biliyorum. Buradayım be buradayım. Selamünaleyküm, ne haberlesiniz, umarım iyisinizdir. Biliyorum biliyorum, merak etme, bazenleri araya günler giriyor, video atmadığım oluyor ama o sırada MTV kanalına çok güzel eğlenceli videolar çekiyoruz ve yayınlıyoruz. O videoları da izlemediyseniz buraya bir yere bırakacağım, merak etme, o videoları da gidip izleyin. Yok ya. Ben de sizi özledim, canlarım ciğerlerim benim. Bir tane helalim. Kurban olun ben size. Hayırdır? Bugün yasaklanmış oyun alanlarına bakacağız. Çok eğleneceğiz, çok güleceğiz. O halde lafı fazla uzatmadan yasaklanmış oyun alanlarına bakmaya gidelim. Hadi bakayım, let's go! İlk parkımızdaki kaydırağa bakıyoruz. Bu niye yasaklanmış? Çok basit. Buradan kayabilmem için benim jöl olmam lazım ya da sıvı olmam lazım. Buradan nasıl kayacağım başka türlü? Şuna bak, çarpa çarpa. Tok 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 tok. Bence yasaklanmakta haklı. Oğlum bu nasıl bir park alanı lan? Oğlum çok büyük değil mi bu? Büyüklüğü geçtim. Şuradan kaydımı düşün. Tamam, güneşli havalarda. Muhtemelen yana yana alev topu olarak çıkacağım buradan. Oğlum metalden niye yaparsınız ya? Pişirir lan çocuğu o kaydırak. Biliyorum çünkü küçükken bir kayıyordum götüm yanıyordu. Aha, bir tane zürafa oyun alanı. Bu nasıl bir oyun alanı? Zürafanın niye ben midesinden çıkıyorum? Ya küçüklüğümde olsa mesela zürafa fobim halay çekiyordu yani. Bir de bunun diyelim ki sırtından mı gireceğim? Ya da buradan gireceğim, nereden çıkacağım? Spider Marvel karakterlerinden Spider-Man'in niye çatalı bu şekilde? Ey Allah'ım. Neden içeriye gelenleri çakıyormuş gibi duruyor? Hayır. Hayır arkadaşlar, bu öyle bir şey değil. Ve bu karede geçen bir ablamız. Ya ne alaka, ne alaka? Instagram'ın var mı? Spider-Man'in şehri kurtarmak gibi önemli görevleri varken neden böyle bir pozisyonda yatırılmış? Lan benim damar benim. Kalmadı pastada. Neyse, geçiyorum. Ha, bir tane park videosu. Bak kesin düşecekler. Bak. Bak, bin ablam. Heh. Bak. Yelda ile çıkmışlar parka eğlenmeye. Bak bak. Şimdi bak, dozunu kaçıracak. Evet, eğleniyoruz. Yelda çok güzel. Yelda, uçuyorum Yelda. Bak işte bundan bahsediyorum. Mesela düşün, bir çocuk biniyor. Hızını alamadı. Tok 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 tok. Sonra yapıştı arkadaşının yüzüne. Sonra yaralandılar. Sonra anneleri bir güzel dövdü bunları. Yasaklanmakta haklı kısacası. Sen hala aşağıdan like atmadın mı? Bak anne terliğini çektim ha. Eğer her like atmadığınızı görürsem anne terliğini çekiyorum bundan sonra. Yeter be. Burama kadar geldi. Hadi hadi, göreceğim o aşağıdan like attığını. Bırakıyorum anne terliğini, hadi. Bıraktım, hadi like attın, tamam. Hadi videoya geçelim. Evet, bir Pikachu parkı. Pikachu'ya bak, neden mutsuz? Bir ekmek parası be abi. Manitadan mı ayrıldın? Gözlere bak. Pikachu mutlu değil miydi? Arkadaşlar modum bu aralar Pikachu gibi. Beni mutlu edecek kişileri Instagram hesabıma bekliyor. Şuradan Instagram'ı bıraktım. Beni mutlu edecek kişiler bana yazar. Aha. Bir tane park videosu daha. Bak bak. Abi kardeş değillerse hiçbir şey bilmiyorum. Ya oğlum kardeşin uçuyor uçuyor. Sen eğlendiğini mi zannediyorsun? Al. Muhtemelen bir sonraki sahne şeydi. Ağlama ağlama ağlama, annem duyacak. Ağlama ağlama. Aha, bir tane park alanı da. Allah'ım, buradan çıkıyorsun, paralel evrene mi geçiyorsun? Yani buradan çıkıyorsun, dünyanın bir boşluğuna mı? Bu nasıl bir park alanı? Bu çocuklar nereden kayacak? Nereye gidiyor bu çocuklar? Nereye sıçacaklar ya? Düşünsene, çocuğunu bu parka getiriyorsun, tamam mı? Eğlenecek eğlenecek falan diye düşünüyorsun. Ama bir bakıyorsun etrafta yok. Bir ses geliyor. Vur bana. Arkadaşlar hiç iyi değilim. Keşke şöyle park alanları olmasa da ben de kafayı yemesem. Bir tane park alanı daha bak. Bu park alanını niye yapmışlar? Çocuklar buradan çıksın hop. Yani niye böyle bir park yapmışlar? Niye bunun ağzı buraya bakıyor? Ve niye sadece bir tane park var burada? Yalnız mı bu park? Çık. Yalnız kalacaksın. Yalnız kalacaksın. İki arkadaş park alanına gelmiş. O onu hızlandırıyor. Bak bak bak. Bak. Çocuğun son mutlu anı. Bak şu an var ya, hayal dünyasında bir sürü şey geçiyor. Sonra niye yasaklanması gerekiyor? Bu yüzden işte. Sen niye arkadaşının gazına gelip de şu hızda geliyorsun? Bak. Şu hıza bak. Va 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 va. Bakamam bakamam. Ben buna bakamam. Oğlum bu kaydırak ormanın gizemli yolundan mı geliyor? Bu ne lan? Uy uy uy. Yandı 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 bak. Bak aşkım, ev boş. Geliyorum. Ben kendimi gerçekten şu kaydıraktan kaysam fil boku zannederim. Açık ve net söylüyorum. Ya niye bunu mesela buradan niye yapıyorsun, anladın mı? Hani şuradan yap, karnından geçeyim. Ya niye buradan yani?
Neyse. Anam, anam sen park mı hocan sen? Şu küçük kaydırağına bak. Bak buraya mesela 2 yaşında çocuğu getiriyorsan o kayacak herhalde. Yoksa başka türlü açıklaması olamaz. Şuna bir bak. Neyse ileride park olacak. Bunu geçelim. Bu anne terliğini tekrar geri çek. Bir kontrol etmeni istiyorum. Aşağıdan abone olup zil tuşunu açtın mı? Bak yoksa sinirleniyor. Aşağıdan kanala hala abone değilsen bak abone oluyorsun. Zil tuşunu açmayı unutuyorsun. Tamam. Hadi videoya devam edelim. Birazdan videoyu başlatacağım. Şu abimiz oyun alanlarını test ediyor. Çocukların olabilecek kazalarını söylüyor. Ne kadar haklı bakalım. Ah. Saklambaç bitti, tamam mı? Bu güvenli değil. Eğer güvenlik bebekleri güvenli değilse oyun alanı da güvenli değildir. Bu da çocuklarınızın güvende olmadığı anlamına gelir. Doğru. Bu arada doğru diyor. Evet. Aman tanrım bu oyun alanında çok eğleniyorum. Yani çocuk geliyor mesela böyle hani eğleniyorum deyip sonra buradan düşebilir. Takalım. Artık eğlenmiyorum. Artık eğlenmiyorum doğru. Bak çocuk geldi. Ama hangi çocuk öyle gelecek yani? Ama gelme ihtimali de var. Eğlenemeyeceğiz artık, eğlenemeyeceğiz. Eyyo. Hangi çocuk gelip de yan yatıp da kafasını öyle... Rüzgar geliyor, onu geriye itiyor. Ha, rüzgar geliyor, onu geriye itiyor. Yani olmama ihtimali daha yüksek. Senin kızın. Tamam. Senin kızın geliyor, tamam mı? Hop. Çocuğum yok artık. Böyle ihtimalleri düşünürsek çocuklarımızı eğlendiremeyiz. Ah yine geldi abimiz. Bu nasıl test ya? Denetliyor bak, park alanlarını denetliyor. Çocuk yapıştı. Nasıl güvenli? Kafasını kaybetti. Aa kafası nerede? Ve oradaki de senin çocuğun. Evet. Ama bir şey diyeyim mi, olabilir. Bu bütün kötü senaryoları düşünüyor. Bu annenin kötü senaryoları düşünen beyni bence bu abi. Bunu annelere izlet. Bak bu diyor. Kesin der ki evet doğru olabilir. Çocuğunuz orada sıkışacak. Evet bu arada bir çocuğun orada sıkışma ihtimali çok yüksek. Artık çocuğun yok. Evet bir çocuk daha yok. Bir çocuk daha yok. Bir çocuk daha yok. Bu ne kadar güvenli? Ülkedeki çocuk sayısını azaltıyor herhalde bu park yeri. Ya da bu abinin testleri. Aha. Yeni bir videosu da. Evet, hayır bu iyi. Burası güvenli. Bu sefer başına ne gelecek çocuğun? Çocuk fırladı ya. Oğlum biz böyle eğlenmiyorduk ya. Bu senin çocuğun. Eğlendiğim şey de bu. Ciddi şekilde sarsılmış. Bunun neresi güvenli? Bu bir çocuk. Bak, az önceki ısı testi var ya, o kesinlikle haklı. Buna kimse itiraz etmesin. Çocukken hatırlayın. Kaydıraklar ısınıyordu yazın. Bir kayıyorduk, sırtımız, popomuz yanıyordu. Yalan diyen varsa parka gitmemiştir kardeşim. Kafasına uymamalı. Çocuğunuz bunun arkasından uçacak. Ah. Evet, çocuğun bir beyni var biliyorsun ki. Hani o da tutunuyor, mutunuyor hani düşmemek için. Bu abi direkt kötü senaryoları düşünüyor. Bu ne kadar güvenli? Doğru. Ne kadar güvenilir olup olmadığı tartışılır. Ama çocuklar da eğlensin be kardeşim. Metal kaydıraktan canlı canlı yanıyor. Üçüncü derece yanıklar. Kaval kemiğinde bileşik kırık var. Bu nereye gidiyor? O yükseklikte ağır beyin hasarı. Doğru bu arada. Bunu atlatamaz. İmkanı yok abi. O çocuğun nasıl atlatsın? Beyin sarsıntısı geçirmiş. Öyle atarsa çocuğu beyin sarsıntısı geçir. Ben de geçiririm. Aha işte Survivor parkuru yapmışlar çocuklara. Bak Survivor parkuru. Bu ne oğlum, çocuklar Survivor'a mı hazırlanıyor? Bu nasıl bir parkur? Şuraya bak, kayarken çocuk yanmış. Evet, eğer çocuğunuzun Survivor'a hazırlanmasını istiyorsanız bu park oyun alanına getirebilirsiniz. Aynen bak bak bak, son kaydırağı bak. Son kayışı bak, yanacak yanacak. Aa yazık oldu. Bu şey, bu kaydırağı kimseye vermek istemiyorum, kimse kaymasın. Öyle çocuklar vardır ya, bir oyuncağı vardır. Hiç kimseye vermek istemez, benim der. Bu da öyle bir kaydırak. Aha. İşte bu park alanı bak. Bu ne biliyor musun? Yaptın mı bir hata? Yedin mi bir bok? Kafanı duvarlara mı vurmak istiyorsun? Geliyorsun bu park alanına, şuradan kendini gerdiriyorsun, vuruyorsun. Tekrar geliyorsun, tekrar kafanı vuruyorsun. Aynen öyle bir park alanı. Ana bitti mi? Oğlum evet bitti. Evet. Kafamız da güzel. Nasıl güzel? Evet bitti gerçekten. Kabullenemez lan, güzel bitti bitti. Oğlum ne güzel gülüyorduk, eğleniyorduk lan. Bu video sanki böyle tadı damağımda kaldı lan. Siz de benim gibi düşünüyorsunuz mu? Yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Böyle tür eğlenceli, komik, eğlenebileceğimiz, güleceğimiz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup zil tuşunu açmayı unutmayın. Zaten bu dakikaya kadar like attığınızı düşünüyorum. Sizleri çok öpüyorum, sizleri çok seviyorum. Bunu öylesine değil, gerçekten söylüyorum. Gerçekten sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Yandan çıkan videoda gitmeyi unutmayın. Her zaman bizim bir farkımız. Selam.